Size bu videomda Sultan 2. Süleyman'ın hayatını anlatacağım. 2. Süleyman doğum tarihi 15 Nisan 1642 İstanbul, ölüm tarihi 22 Haziran 1691 Edirne. 20. Osmanlı Padişahı ve 98. İslam Halifesidir. Padişahlıktan önceki yaşamı. Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan 4. Mehmet Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının 40 yılını bir dairede hapis geçiren Sultan 2. Süleyman 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi üzerine 8 Kasım 1687'de Osmanlı Sultanı oldu. 2. Süleyman Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır ve tahta geçirileceği zaman buna inanmamış, öldürüleceğini zannederek muhafızlara direnmiştir. Saltanatı dönemindeki önemli olaylar. 2. Süleyman tahta çıktıktan sonra askerlere dağıtılacak cülüs bahşişi ile ulufilerin ödenmesi konusu ilk sorunu oluşturdu. Güçlükle de olsa ödemelerin yapılabilmesiyle 22 Aralık'ta normal bir divan toplantısı gerçekleştirildi. Ancak İstanbul'da düzen bir türlü kurulamamıştı. Sadrazamın sefer hazırlığına başladığı 22 Ocak 1688'de şehirde yeniden kargaşa başlamış ve Sadrazam Siyavuş Paşa zorbalar tarafından azlettirilerek sonra öldürülmüştür. 1 Mart'ta bazı zorbaların Yağlıkçılar Çarşısı'na yağmalamaya çalışması üzerine halkın da katılımıyla kalabalık bir grup saraya yürüyerek padişahtan zorbaların ortadan kaldırılması, sancak-ı şerifi çıkarmasını talep etti. Sancak vakası olarak bilinen bu olaya çıkarılan fermanla zorbalar ve onların bu hareketlerine destek veren devlet görevlileri uzak yerlere tayin edildi. Alınan bu önlemler sayesinde 2. Süleyman'ın tahta çıkışından itibaren yaklaşık 4 ay süren karışıklıklara son verilebildi. Sultan 2. Süleyman tahta çıktığı zaman Osmanlı ordularında Viyana bozgunu ile boğulaşan çözülme ve toprak kaybı devam ediyordu. Venedik, Mora Yarımadası'nı işgal etmiş, Avusturya ise Visegrad, Uyvar ve Estegro'nun ardından 160 yıllık Osmanlı toprağı bu dine girmişti. Macaristan'daki Osmanlı hakimiyeti sona ermek üzereydi. Devletin düştüğü mağlubiyetler hazine gelirleri üzerinde olumsuz tesisler yapıyor ve Anadolu'daki eşkıyalık hareketlerini körüklüyordu. Avustralya cephesi Serdar'ı yeğen Osman Paşa bir asi lideri gibi Rumeli'de yolsuzluk yapıyor, zorla usulsüz vergiler topluyordu. 8 Eylül 1688'de Belgrad'da düştü. Belgrad'ın düşmesi Avustralyalılara Balkanların yolunu açtı. Bosna, Erden, Eflak Avustralyalılar tarafından işgal edildi. Bu ilerleyiş karşısında toparlanan Osmanlı kuvvetleri karşı saldırıyı başlattılar. 30 Ekim 1688'de Çelebi İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Eğriboz zaferini kazandılar. 1689'un yazında Sultan 2. Süleyman Avustralya seferine çıktı. Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki yenilenmiş Osmanlı kuvvetleri 8 Temmuz 1690'da Gladova ve Orşova'yı geri aldılar. Kanice'yi 11 Temmuz 1690'da Avustralya'nın eline geçtiyse de Osmanlı kuvvetleri 8 Ekim 1690'da Belgrad'ı geri almayı başardı. Böylece Tuna hattı yeniden kurulmuş oldu. 1691'in yılı Haziran başında Macaristan seferine çıkacak orduya moral olması amacıyla ağır hastalığına rağmen yola çıkan padişah 9 Haziran'da Edirne'ye ulaştı. Burada hastalığı iyice artan padişah 22 Haziran 1691 Cuma günü öldü. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne gömüldü. 6 eşi bulunan padişahı çocuğu olmamış ya da ölümüne kadar yaşamamıştı. Ölümünden sonra yerine 2. Ahmet tahta geçmiştir. Döneminde cereyan eden önemli hadiseler. Anadolu Sekban Ocağı, Sekban Başısı Ermeni asıllı yeğen Osman Ağa ile Yeniçeriler tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bu darbenin hemen ardından birbirine karşı husumet besleyen bu iki ocağın aralarında anlaşmamaları üzerine tekrar bazı isyanlar baş gösterdi. Bu dönemde Rumeli Beylerbeyi olan yeğen Osman Paşa yeni yönetimine karşı ayaklanarak Osmanlı hükümetine baş düşmanı haline geldi. Öte taraftan yeni sedrazam Köprülü damadı Avaza Siyavuş Paşa baş
vezir olarak başarılı olamamıştı. İstanbul'un çevresinde kamp kuran askerleri denetimi altına almayı başaramadı. Askerler kendilerine culus bahşişi ödenmesini talep ettiler. Oysa hazine bu ödemeyi yapabilecek durumda değildi. Bu nedenle askerler şehirde bir takım huzursuzluklara sebebiyet verdiler. Her ne kadar Köprülü'nün damadı Abaza Siyavuz Paşa askerin sadrazam olarak ilk tercihi ise de yavaş yavaş kendisinden ve kayınbiraderi olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'dan soğumaya başladılar. Neticede 23 Şubat 1688 tarihinde Yeniçeriler Siyavuz Paşa'nın evini basarak kendisini öldürdüler. Bu gelişmeler üzerine önce bir haftalık kısa bir süre için baş vezir vekili tayin edilen Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa 2 Mart 1688 tarihinde Saliha Dillüşup Valide Sultan'ın oğlu Padişah 2. Süleyman tarafından yeni sadrazam olarak göreve atandı. Bununla beraber başta yolsuzluklar olmak üzere birçok meseleler ile uğraşmak zorunda kalan Nişancı İsmail Paşa bu makamda fazla uzun süre kalması mümkün olmadı. Baş düşmanı kendisine evvel baş vezirlik görevinde bulunan Abaza Siyavuş Paşa'nın kayınbiraderi ve gelecek veziri azam olacak olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa idi. Nitekim Köprülü Fazıl Mustafa Paşa yoğun çabaları sonunda 2 Mayıs 1688 tarihinde Nişancı İsmail Paşa'nı sadrazamlıktan azlettirerek yerine 30 Mayıs 1688 tarihinde Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa'yı vezir azam olarak atandı. Yeni sadrazam atanan Bekri Mustafa Paşa çözüm bekleyen pek çetin meseleler ile karşı karşıyaydı. Bu meselelerin en önemlisi de 4. Mehmet'in tahtından indiren darbeciler hala cezalandırılmamış olmalarıydı. Bu hadiseler vuku bulurken çoğu Anadolu'dan olmak üzere huzursuz olan sekbanların tamamı yeğen Osman Paşa'nın etrafında toplandılar. Saliha Dillaşup Valide Sultan oğlu padişahın kendisine temaşer ser askerliğini teklifini dahi kabul etmeyen yeğen Osman Paşa'ya Bosna sancağı, amcasına da Hersek Sancak Beyliği verildi. Bunlara da tatmin olmayan yeğen Osman Paşa askerleri Rumeli, Yunanistan ve Sırbistan kendi yönetimlerinden toprakları yağmalamaya devam ettiler. Kimi kaynaklara göre yeğen Osman Osmanlı hazinesinden de daha zengin hale gelmişti. 1688 yılında yeğen Osman'ın askeri Sırbistan'da Graniska manastırında saklanan Pekka Patrijasya hazinesini de yağmaladılar. Katolik Piskopos Peter Bodani'nin yazdığı bir mektuba göre yeğen Osman Pek Başpikoposu ve Sırp Patriği olan Arsenije Karnoviç'in Avustralya Macaristan İmparatorluğundan Sırplara Osmanlılara karşı ayaklanmaya teşvik maksadıyla para aldığı gerekçesi ile kafasını kesmekle tehdit etmişti. İşte böyle bir ortamda yeni padişah yeğen Osman'ı yola getirmek amacıyla onu Belgrad valiliğine atadı. Gel gelelim bu atama yeğen Osman'ın Macaristan'dan Sadra Serdarı Hasan Paşa'nın emri altına soktuğundan dolayı bir hayli kızdırdı. Macaristan Serdarı Hasan Paşa'dan emir almayı red ederek Belgrad'a giden yeğen Osman Hasan Paşa'nın Vrakkar tepesindeki karargahını bastı ve kendisini hapsetti. Belgrad kuşatması. 1688 tarihinde Kutsal Roma Karmen İmparatoru Leopold yeğen Osman'a bir mektup göndererek kendisine Osmanlıların tarafını bırakarak Eplak karşısında Kutsal Roma Karmen İmparatorluğu'nun tarafına geçmesini teklif etti. Yeğen Osman'ın Slovanya ile Bosna Hersek'in tamamını talep etmesi üzerine bir anlaşma sağlanamadı. Avusturalyalılar ile yeğen Osman arasındaki mücadeleler ilerledikçe yeğen de neticede kendi askerlerinin sayıca az olduğunu fark ederek Semendire sancağına doğru geri çekilmeye başladı. Burada iki gece geçirdikten sonra Smendravska Palanka üzerinde Niş'e geçti. Niş'ten Baba Ali'ye eğer kendisine 10 gün içerisinde askeri ve mali yardım gönderilmezse Belgrad'ın düşeceğini haberini yolladı. Bu haber üzerine Baba Ali kendisine 120 çuval altın göndererek Rumeli'de yaşayan Müslümanları Semendire sancağındaki asiler ile mücadele etmek üzere harekete geçirdi. Yeğen Osman Paşa'nın sonu. Daha sonra baş vezir olmaya kalkışan yeğen Osman Paşa'nın bu ihtirası Osmanlı hükümetine her ne kadar kızdırdıysa da yeğen Osman'ın daha da güçlendirilmekten çekindikleri için ona karşı bir operasyon düzenlemekten çekindiler. Bununla beraber Edirne'de toplanan bir savaş konseyinde Osmanlı Devleti'nin bir vasalı ve Kırım Hanı olan 1. Selim Giray Babaeli'ye bir çağrı yaparak yeğen Osman'ı idama mahkum etmeye davet etti. Bu hadise meydana geldiğinde Sadrazam Bekri
Mustafa Paşa Sekban birliklerinin yasa dışı ilan etti. Dağılmayı red eden Sekban birliklerini idam cezasına çarptırmakla tehdit etti. Böylece yeni bir iç savaş başlamış oluyordu. Önce Sekbanlar bir üstünlük sağladılarsa da Tekirdağlı Bekli Mustafa Paşa Yeniçerilerin yardımıyla Asiler yenmeyi başardı. Tarihçi Nikol Arga'ya göre Asiler Bekli Mustafa Paşa'nın askerleri arasında vuku bulan çarpışmalarda 6000 kişinin hayatını kaybetti. Bu yeni gelişmeler üzerine Osmanlı hükümeti evvelki kararlarından ani bir dönüş yaparak Yeğen Osman Paşa'nın yakalanıp infaz edilmesini kararlaştırdı. Yeğen Osman 1689 yılının Mart ayının sonlarında yakalanarak idam edildi. Sultan II. Süleyman'ın mimari çalışmaları. Memleket içerisinde imar faaliyetleriyle de ilgilenen 2. Süleyman, Fener Kulesi ile İzmir'de bir cami inşa ettirmiştir.